Efendim ben Meyne'yi Şadal, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ufak sıkıntılar yaşadık, droplar yaşadık ilk bölümde. Kusura bakmayın, her şeyi kapattı mesela dedim. Birazcık daha toparladı işler. Ben de tekrardan mağaradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazcık daha ilerlemiştik ama droplar artınca alt-4 yapıp her şeyi resetlemek durumunda kaldım. O yüzden buradan yolculuğumuza devam edeceğiz efendim. En sonunda muhtemelen siz ilk videoyu izlediğiniz zaman hedeflerimizden falan bahsetmiş olacaktık. Bu arada ilk videoyu da bu videoyu da beğenip yorumlarınızla hashtag algoritma diyerekten YouTube'a savaş açmamızda yardım ederseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü cidden algoritmaya karşı verdiğimiz yani 1 milyonluk bir orduya karşı 5 kişi falan savaştığımız o ayarda olan bir savaştan bahsediyoruz. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. İnternetin gönderdiği ödülden diyorsunuz da yani arkadaşlar bir yerde emek değil yani biz şu an 2020 yılının dünyasında yaşıyoruz yani emek dediğin ne ki yani eğer yani özel içerik yapıyorum güzel içerik yapıyorum ama işte rakamlar ulaşmıyor rakamlar ulaşmayınca işte iplenmiyorsunuz. Öteleniyorsunuz, belirleniyorsunuz. Yani bu tip durumlar söz konusu ne yazık ki. Global dünyada sadece YouTube falan işlerinde değil. O yüzden iplenmiyoruz. İplenmemeye de devam edeceğiz. Detroit yayını yapamadım Magent ya. Yapamadım. Hiç denk gelmedi. Ya, çok aksilik çıktı orada. Bu hafta ama işte dediğim gibi yani Aralık ayı bitmeden önce bitirmek istiyorum Detroit'i. Bitireceğim. Verdiğin emek değil yani hani ne kadar emek verirsen ver 2000 değil 20.000 izlenen yani karşılanacak falan mesela. Evet neyse o konuya geçelim. Bataklıktan çıktık. Dediğim gibi ilk hedefimiz Akdeniz ileri falan diyormuşum. Gizemli Göl demir yoluna gidiyorum. Kesik Demiryolu artık oranın ismi de ben hala Gizemli Göl Demiryolu diyorum. Diğer Witcher yayını ne zaman? Cuma günü olacak. Radyo oyunu erteleyeceğiz cumartesiye muhtemelen. Bu arada çay çorba yapmam gerekecek. Özellikle ateş yaktığım zaman bir sıcaklık bonusu almak için. Bu mantarlara ihtiyacım var. O yüzden gördüğüm bu mantarları topluyorum ve gidiyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde. İnşallah bir kurt görmez dedim. Random ortaya çıkıyor sanki oraya spamlanıyormuş gibi ya. Aynı kurt yine buldu beni arkadaş ya. Peki. En uzun olacak gibi. Ya istediğim yere gelemedik bile ya. En azından bir iki mezar taşına bakmak istiyorum. Bir de ben aslında Long Dark yayınından sonra Graveyard Keeper'ı da bakmak istiyorum ama. Bakalım. Belli de olmaz. Ya ciddi misin? Saldırma lan. Okey tamam. Abi Fahri'den dağcılar hakkında ne düşünüyorsun? Hipotermi deyince aklım onlar geliyor. Allah rahmet eylesin. Abi Allah rahmet eylesin ama bir şey düşünmüyorum yani.
Ekstrem sporlar, dağcılık da bence biraz da ekstremlik tarafı olan bir şey. Ekstrem sporlarda kazalar olabiliyor. Bu tip şeyler olabiliyor. Zaten bunun da bilincinde olarak, olabilitesi olarak ben yapıyorsunuz o şeyleri zaten. Testleri alayım. Bir bok verecek bilmiyorum ama. Biraz öyle yani. Peki. Buraya kadar geldik. Kibriti aldım. Kömürü aldım. Kitabı aldım. İnşallah bu sefer yapacağız. Hala mı kurt geliyor cidden yani? Yeter artık. Şurada bir buktan öleyim de ben bir rage quit'e çıkayım. Hadi bakayım. Saldır kurt. Saldır. Ulan. Godoşu seni ya. Sucuğu yine unuttum bu arada ya, dedireceğim. Hop. Hedef 500 ne zaman? En yakın zaman. Çubuklarımızı atalım. Bir tane kömür atalım. Hızlıca ısınmamız lazım. Hızlıca ısınmamız lazım. At bir tane daha kömür at. Bu niye yavaş hız ısınıyor bu? Hadi. Bu kömürleri de çok fazla boş yere kullanmak da istemiyorum bu arada. Bu arada birazcık yemek yiyeyim. Açıktan da çok fazla kondisyon kaybetmedim. Sen yeterince kondisyon kaybettik. Lütfen bir adrenalin. Millete çıkar, adrenalin bize çıkar baş arkadaş ya. Hedef 500 milyonları çok kısa geliyor. Bir saatlik girmede atamaz mısın? Atamam mı abi? Ne yazık ki yani. Keşke. Her gün 4-5 video gönderiyorum. O yüzden atamam yani. Ya masanın üstünde boss var da o... Oo, daha iyiymiş aslında. Birazcık ıslak ama olsun. Burada daha iyi bir eldiven yok. Gibi gibi. Peki. Peki burada ne zaman, ne kadar zaman geçireceğiz? Buradaki şeye bakacak mıyız? Alt kısmına bakayım mı? Şey yani. Bakalım ya, zarar olmaz. Güzel bir şeyler buluruz belki. Belki adrenalin çıkar şansa. Şunu kıracağız. Hop.
Yani hani okey ama değil. Hani güzel bir şey çıktı ama bana bir şey çıkmadı yani. Keşke bana da bir şey çıksaydı. Peki. Biraz ne kadar suyumuz var? Biraz su kaynatalım bu arada. Şunu... Bunda mıydı? Bir saatte kıralım. Bunda değilmiş ya. Suyu ver. Ateş ne kadar var? Bir saat 20 dakika. Hava ne kadar güzel. Güzel. Daha gideceğiz. Bir saatimiz daha var. 1,5 saat meşret. Ahmet hoş geldin. Hızlandırıcı almam gerekiyor. Çünkü bizim kadın ateş yakarken çok fail'layacağı için. Benim şansıma. O yüzden bunu yapmam gerekiyordu. Pekala. Şurada su kaynatmaya devam edeceğiz. Ateşimiz var. Sis varmış birazcık. Çok güzel aslında ama benim birazcık iş yapmam lazım. Öncelikle bir tutuşturucu hazırlayacağım. Yanımızda yedek olarak bulunsun. Bunu yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda hemen şuradan hızlıca mantarların hepsini hazırlıyorum. Çay çorba yapacağız şimdi. Giderken de şimdi çorba içeceğiz zaten. Çay içeceğiz. Şu an yolculuğa hazırlanıyoruz. Yeterince suyumuz var. Nasılsa yoldan mola da vereceğiz zaten. Burada sen bana bir tane çay hazırlayacağım sadece. Bu çayı da içeceğim. Buradan bir tane meşale alıyorum. Ve sıcaklık bonusu üzerine aldığım meşaleyle rahat rahat yerlemek istiyorum. Bu bonuslarla beraber -6 siliyoruz şu an. Gayet güzel. Oh, sonunda birazcık huzur. Aslında belki bu huzurdan faydalanıp şuradaki yerlere de bakabilirim diyeceğim ama yani bir yandan da bakmak da istemiyorum yani. Bir an önce buradan ayrılmak istiyorum ama bu havayı iyi kullanıp bakalım hayırlısı. Bir nebze gidebileceğiz, evet. Şu hava yol sonuna kadar devam ederse muazzam olacak ama hiç sanmıyorum. Dediğim gibi çaya ihtiyacım var. Şuradaki telli yollara gitmemiz gerekiyor. Sağ tarafta kurt var, soldan gideceğiz. O kurt umarım bizi görmez. Yine hafiften droplar başladı. Mazur görün, arada takılmalar olacaktır. Seslerde bir sıkıntı olmayacaktır muhtemelen ama ekranda donmalar olacaktır. Mazur görün. Yapacak bir şey yok. Bugünün interneti birazcık bizi dürtüyor, dövüyor. Rotayı buradan çekeceğiz. Eldivenler görsel olarak elimizde göründüğünden önceden. Hayır. Yani görsel olarak bir şey değil yani. Belki eldiven vardır ya da yoktur bir şey değil ama bir şey giydiğimiz zaman değişmiyor elimizdeki, üstümüzdeki kıyafetler arkadaşlar. O sistem gelmedi. O sistem görsel olarak evet birazcık ekstra güzellik sağlayacaktı ama ekstradan bir şey katmadığı için oynama açıkçası ben çok dikkat etmiyorum yani. Tamamen kozmetik olan bir şey sonuçta.
Yolda şunu birazcık yiyeceğim. Sıcaklık borusunun devam etmesini istiyorum. O yüzden şu meşaleyi yakalım. Şu an çünkü üşümüyorum, çok mutluyum. Yuhum gelir. Birkaç parça tutuşturucuya ihtiyacım olduğu için bazı suratlarını da aldım. Yemek konusunda çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten garaja gideceğiz. Garajda kendimize yiyecek bir şey bulacağımızdan eminim. O yüzden mutluyum. O yüzden gidiyorum. İlerliyorum. Kaçıyor mu Burak? Görüşürüz. İyi bak kendine. Odun mu var? Odun, odunsuz olmaz abi, yürü. Kadir, ne haber, nasılsın? Sekiz meşaleyi boş yapmadım. Yuhum var benim. Hadi bakalım. Güzel. Güzel, güzel, güzel. İyi oldu. En azından bu kısım birazcık daha geçti. Ekstra hasar yemedik. Canımız bence yeterince fazla hasar yedik. Saçmalıklardan dolayı. En azından elimizdeki ekipmanlara daha da fazla hasar yemek istemiyorum. Hızlı ateş yakabiliriz. Yanımızda güzel miktarda kömür var. Yemek sıkıntımız az da olsa var ama bunu en azından gideceğimiz mekanlarda takviye yapacağımız takviyelerle çok da sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyorum. O yüzden birazcık daha böyle hasır otu hasır otu diye gezerek gitmiyorum. Bir de bu havayı güzelce kullanmak istiyorum. Yani en azından belki fırtına gelir, bir şey olur falan filan. Hava bu şeyde çok hızlı değişiyor hava durumu. O yüzden bu güzel havayı hiç hasar yemeden, hiç kamp ateşi kurmaya gerek olmadan şu mezara gitmek istiyorum. İlk mezarımıza gidelim. Meşale kaç derece sıcak veriyor? 2-3 arası bir şey. Çok aşırı değil. Hedef 500'ün yeni bölümü batsın size ya. Gelecek 2018 yılı içerisinde gelecek efendim. Neden 2018 dedim, bir düşünün. O da sizin ev ödeviniz olsun. Let's go. Diğer meşaleleri yakmayacağım. Zaten neredeyse gelmek üzereyiz. Gerekirse çünkü şey yakacağım. Flare yakacağım. Elimde flare olmasını istiyorum meşaleden ziyade. Sönmek bulunan bir meşaleden ziyade flare olsun. Fişek olsun. O yüzden elimdeki şeyin sönmesine izin vereceğim. Ama atmayacağım. Bunun çubuğunu kullanırız.
Şunu hemen elime alayım. Hocam bir şey de var, bir de siz vermeyin. Vallahi hak ediyorsunuz yani. Geliyor fırtına. Öğrenciyim. Mola fitili yaşıyorum. Ya. Saldırmasın değil mi lan? Eşek var vallahi, saldırma. Yok yok, bir şey yok. Üşümeyelim. Can kaybediyorum. Ama bir anda eksi 20'ye çıkıyor arkadaş ya. Bir de sıcak bonusu da bitmiş gerçi. Bak fişek dediğim böyle olur. Bak bitmez. Ben bununla valla gizemli gölü gezerim bu fişekle ya. Direkt koş 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 mıntıkaya. Direkt binaya. Challenge Deadman seviyesinde arkadaşlar. Mütecavız hak getire. Bu arada içeride umarım fişek buluruz ya. Mezar nerede ki burada? Tam olarak neresinde? İçeride değil değil mi mezar? Sanmıyorum. Dışarıda bir yerdedir. İçeride umarım fişek buluruz. En azından burada birazcık ısınıyoruz. Birkaç parça yemek bulabilirsem mutlu olacağım bu arada. Ve bu konserveleri açmak için herhangi bir şey olsa çok daha mutlu olacağım çünkü... Hah, hasırot varmış. Birkaç parça yiyeyim onu da. Hay metalin ne ya? Loot daha mı iyi? Oğlum metalden başka bir şey bulamadık ki, baksana Allah aşkına ya. Ben gideyim yatayım bir saat de olsa ya. Son alıklarım. Ya direkt uyusak mı ya? Hadi uyuyalım direkt. %15 kayboldu sadece. Gayet güzel. Tamam. Bir 6 saat uyuyorum önce. Ekstradan kondisyon kaybetmek istemiyorum. Kondisyon yenilenmiyor çünkü. Sabaha kadar uyuyacağız. Suyumuzu içelim.
5 saat daha uyuyalım. İçeride bana bir şey var da dediğim gibi mezarı bulmak konusunda bize yardımcı olacaktır. Onu da kırarak yiyeceğim. Yalnız zehirlenmeyelim lütfen ya. Lütfen zehirlenmeyelim. Bir de onunla uğraşamam. Hayatta uğraşamam. Güzel. Zehirlenmedik. Bup. 2 saat daha uyuyalım. Ve sonrasında... Meşale yakalım ya. Kibitimiz var nasıl olsa. Meşale de üretebiliyoruz zaten istediğimiz kadar. Ben şuraları güzelce bir lootlayayım. Evet, hiçbir şey yok bu arada. Belki de bir bulursak şu dolapları açmayı deneyebiliriz ama şu an için hiçbir şey yok. Dolabın içi de bomboş ne yazık ki. Şurada bir dayımız var. Bakalım dayıda ne var. Burak hoş geldin. Aleyküm selam. Ne haber, nasılsın? Bolca kitap bulduk. BR bulduk. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey cidden. Aslında bir ara kıyafetlerimiz dolarsak hiç fena olmaz. Burada biraz daha belki yemek bulursak belki neden olmasın. Bakalım duruma göre. Burada güzel, bol iyi miktarda su var. O bizi birazcık dertten kurtaracak, uğraştan kurtaracak daha doğrusu ama bu dolaplar birazcık üzüyor ama aşağıda bir levye var sonunda. Umarım levye değerini gösterir. Tecavüzde genelde levye değerini gösteremiyor ama bakalım. Almayacağım. Almayacağım. Ama en azından bu bir umut vadici bir şeydi. Ayağımdaki ayakkabı da aynı ayakkabı ve daha yüksek kalitede. 190 kondisyonu var. O yüzden almadım. Gerek yok. Meşale bitiyor. Meşalelerin yerine yireğini çıkaralım. Yireğini yakmaya başlayalım. Sülfür gibi şeyleri almıyorum. Metalleri almayacağım. Hatta üzerindekileri de bırakacağım birazdan. Vallahi koskoca garajdan şu ana kadar baş çıktı desem yalan olmaz. Levye buldum sadece değerli olabilecek ama o da değerini daha henüz kanıtlamadı. Birkaç parça kömür buna garanti çıkıyor zaten. Bunun dışında... Bu odaya tekrardan geri dönelim. Bu odada çünkü iki tane açamadığımız dolap vardı. Onlara ben bir göz atalım. Peki. Dağcılık halatı. Oo, ne oldu lan? Halata ihtiyacımız yok. Halata kesinlikle ihtiyacımız yok. Benzin bidonu. Valla işimize yarayabilir aslında taşırsak ama bakalım. Çok ağırlaştıracaksa bizi geride bırakabiliriz. Aslında bir fener taşısak istiyorum aslında. Taşımak istiyorum aslında ama pek de bir şey bulabildiğimi zannetmiyorum. Yine birazcık daha vasat geçti. Burada ateş yakabileceğimiz bir mekan var. Belki buradan hala yakıt geliyor bu arada. Hay arkadaşım ya. Bizim Edep 500 serisinde niye çıkmıyor bunlar? Peki.
O kadar da burası. Burası yemek konusunda çok zayıf çıktı en azından. O biraz üzdü. Bunun ön tarafında yiyecek bir şeyler, yani bir mekan daha vardı aslında, ona da bakmak istiyorum. Çünkü cidden hiç yemeğimiz yok. Hazır sabah olurken şuraya da hızlıca bir bakalım. Burası da yeterince soğukmuş bu arada. Ama belki buradan birkaç parça yemek bulabiliriz. Bir fişek bulmayı ümit ettim aslında ama fişek de bulamadık. O da ayrıyeten ekstra üzdü. Kibrit eyvallah. Vallahi üzdü yani. Bu nedir ya? Abi cidden hiçbir şey çıkmadı değil mi? Yemek falan çıkmadı yani. Bravo. Vallahi muazzam ha. Fişek de çıkmadı, yemek de çıkmadı ha bu arada. Allah acımızdan öleceğiz ha. Allah acımızdan öleceğiz. Neredeydi şu mezar? Mezarın tam yerini bilen var mı? Ay şansıma sıçayım ya. Abi zölden hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor zölden. Sıfır. Yani buradan şu an cidden bir lokma bir şey çıkmaması benim bütün planlarımı da bozdu biraz aslında. Hah sonunda be. Okey tam olarak bozulmadı planlarım. Güzel. Güzel. Yemek ye. Yine kırıyoruz aslında ama. Böyle bir şey yok. Aç kalma lüksüm yok. Aç kalma lüksüm yok. Peki. O zaman. Şu metali atalım. Bunlar aslında. Şunu at. Ona gerek yok. Atıyorum. Bu iki şey yetecektir bana. Kullanmadığım kıyafetleri atacağım. Ne kadar kumaşım var? Kumaş yaratabilir miyiz? Ağır olanları atacağım ya. Mesela ayakkabı da at. Mesela bu hafif. Bunu parçalarız. Bunu parçalarız. Kumaş lazım olduğu zaman. Bunu at. Eldivenleri, derileri parçalamak için kullanırız. Bunlar da hafif biraz. Bu arada daha iyi bir kazağımız varmış. Bunu giyelim. Şu kırmızı saçmalığı atalım. Güzel oldu. Şöyle ben birazcık daha iyi. Bunu giyelim. Tekrardan bakacağız şimdi dışarı. Bu sefer deniz bir şeyini açacağım. Tam olarak nerede bu saçmalık? Kesiklemiyor da bakayım istasyonunda. Tamam biz de şu an bakım istasyonundayız. Tam neresinde? Problem orada. Ben birazcık daha ısınayım ya şurada. Bir saat uyuyayım. Bir an önce de gitmek istiyorum ya.
Hop. Hava çok kötü değil. Şu mu mezar lan? Ha şu mezar şu. Gözümden kaçmış. Söz verdiğim gibi suyu buldum. Nihillerin denizle birleştiği yerde, acı ve boş dolu bir yerde. Ney? Bölüm notu bir eklendi, güzel. Son kelimeyi görmedim. Dikkat edemedim. Evet. Oh yemek. Oh yemek, giderim hadi. Giderim ama bu hava biraz ürkütücü bir hava ya. Hadi gidiyoruz. Boş. Bu fişeğin çok fazla şeyi yok. Hiç zaman kaybedemem. Hiç zaman kaybedemem. Aynen tabi orasıymış. Ben ilk dikkat edemedim ya. Benim gözümden kaçtı. Bir de benim o anda gözüme bir şey arıyordu. Arabaların içerisinde yemek aradığım için. Neyse iyiyiz güzeliz. Bu arada üşüdüğümüz zaman bir lokasyonda ateş yakıp hemen bir çay kahve içeceğiz. Ufak bir mola vereceğiz. Çay kahve içeceğiz. Çünkü çok uzun bir yolumuz var. Bataklık yolunda raylar üzerinden uzun bir yola gideceğiz. Ben bu arada son fişeğimi de elime alıyorum. Bizim yeni yedek fişekler bulmamız gerekecek. Şimdilik iyi gidiyoruz. Şu an canımızın olduğu konumdan bir mutluyum yani. Şu an için iyi gidiyoruz. Böyle açıkçası biraz zor atlattığımızı düşünüyorum şu an için. Tabii hala sıkıntılarımız var ama bataklıkta toplayacağımız bir 5-10 tane hasır otu moralimizi yerine getirecektir. Üzerimde bu arada çok fazla miktarda 30 kilonun üzerindeyim neredeyse. Ve bu kilonun çok büyük bir kısmı tamamen kömür bodumlardan oluşuyor. Yani istediğim kadar ateş yakma lüksüne sahibim şu an. Onu da şurada yakarak hemen hiç can kaybetmeden. Bir tane de hızlandırıcım var ki kullanacağım. Kullan yapıştır. Hızlandırıcı kullanmayacağım da ne zaman kullanacağım yani. Hemen şu ateşi bir güzel harla. Oh! Yapıştır. Şurada hemen... Biz ikinci kavanozu bulmadık değil mi hala? Hay arkadaş ya. Bir mantar çayı hazırla hemen hızlıca. Gerçi şimdi hazırlamasaydık. Başka mantar çayı hazırlayabiliyor muyum? Evet, bir tane kuş bunu hazırlayayım. 5 mezar var toplamda. Bunu al. Burada sen bana bir su hazırla. Ben bu arada şu yemeği yiyeceğim. Kondisyon kaybetmek istemiyorum dediğim gibi. Birazcık su içeyim. Ne kadar suyumuz var? Evet, bu suyu yapmakta iyi karar vermişiz. Suyumuz az çünkü. Ben bundan bir tane daha hazırlayacağım. 4 kaldı. Yavaştan fırtına başlıyor. Bu biraz üzücü. Ben buradan birkaç tane meşale alacağım bu arada. Çoktan daha önceden topladığım meşalelerin yerlerine koyalım. Kullandığım meşalelerin.
Hazırlayabiliyorsam hazırlayamıyormuşum. Peki bu suyu bekleyelim. Burada bir çay daha hazırlıyorum. Bu çayı içiyorum. Isındık. Sıcaklık bonusumuzu aldık. Rüzgar birazcık sert esiyor. Muhtemelen meşaleyi söndürecek. Evet, söndürdü ama sıcaklık bonusumuz duruyor. Bizim için problem değil. Birazcık yorgunuz. Problem değil. Hadi bakalım. Birazcık uzun yola gideceğiz. Hayırlısı. Bu arada daha iyi bir ceketi bıraktım ben. Yani basit parka yerine şu an hala rüzgarlık kullanıyorum. Çünkü rüzgarlık, bu havalar hep rüzgarlı geçiyor. Ve rüzgarlığın dışarı giyimi çok çok avantaj sağlayabiliyor. Şu an %40'ta bile az önceki basit parkadan çok daha verimli bir şey savunma sağlayacak bize. Benim bir ara kıyafetleri harbiden dikmem lazım ki bunu Gizemli Göl'de yapacağız diye düşünüyorum. Gizemli Göl'de çünkü yemek sıkıntısını da hallederiz diye tahmin ediyorum. En azından birkaç günlük yiyeceğimizi hasrotlarıyla çıkarabiliriz çok rahatlıkla. O yemekler sayesinde ekstradan kaynağımız olacağı için hemen kıyafetlerimizi onarıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Gizemli Göl'de de çok fazla durmayacağız. Belki birkaç lokasyona uğrayacağız. Gizemli Göl'ün her yerini gezmeyeceğim tabii ki de. Bilmiyorum, belki tuzakçının barakasına bile uğramayabilirim. O konuda tam ne yapacağımı bilmiyorum. Direkt Robin'e gitmeye çalışabiliriz. Robin'deki... Bakalım hayırlısı. Sizce tuzakçının barakasına gitmeli miyim? Yani yolu uzatayım mı? İlk oraya gidip sonrasında mı giderim şeye? En iyi rüzgar direnci su kırması direnci modunda mı? En iyi kıyafet arkadaşlar kaşif parkası ya, açık ara farkla. Açık ara farkla. Denizci montu neymiş yani, ay götüm. He, halat mı bulmam gerekiyor? Robin'de halat vardır ya. Robin'de çok yüksek olasılıklar halat çıkıyor zaten ama. Şükürler olsun. 2 gündür hava güzel. Çok güzel değil ama güzel. Rüzgar yok en azından. Bataklıkta rüzgar sıkıntı zaten. Neyse, tam garanti olsun diye ben halatın yerini biliyorum. Gizemli Göl şeye gideceğim o zaman. Dümdüz gidelim abi şeye. Bizim ofise. Ofiste bir kendimize bakalım. Birkaç yemek eksiğimiz varsa yemek eksiklerini toplayalım. Sonrasında şeye gidelim ya. Gizemli Göl manzarasına gidelim. Gizemli Göl manzarasında halat kesin çıkıyor. O halatı toplarız yani. Hem orada kaynak da var zaten. Mağarada birkaç güzel kaynak çıkarabiliriz. Hatta çok açsak belki tavşan da avlayabiliriz. Hiç belli olmaz. Sanmıyorum. Bulacağımızı düşünüyorum ama garanti olsun diye gidebiliriz yani. Risk atmaya gerek yok. Elim sürekli tatlı bu arada ya. Canım azalacak mı? Ne zaman azalacak? Ne kadar çok üşüyorum falan filan. Önemli. Bu arada zaten şöyle bir durum da var. Biz tuzakçı barakasının eline sonunda gideceğiz. Neden? Çünkü sakin yere geçmek için Milton'a gideceğiz. Milton'a da Gizemli Göl'den mağaradan gideceğimiz için.
Yani tuzakçılığını bıraksan dönüştüğü zaman dönüşte uğrarız. Güzel bir şey bulursak da kullanırız zaten. Ama şimdilik değmez. Biraz ufak drop var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ufaktan görüntü takılıyor olabilir ama ses takılmayacaktır. Mazur görün. Hamza hoş geldin. Hadi bakalım. Bunları alalım. Burası aslında güzel bir kamp yeri ama kamp yapmalı mıyım yapmamalıyım şu an bilmiyorum ya. Kamp yapsak hiç fena olmaz aslında. Yine birazcık daha bir sıcak bonusu falan filan. Bir çay daha gömsek hiç fena olmaz. Ufak bir ateş yakıp. Ver müziği ver dayı. Çünkü burası... Oh! Oh! Çok güzel. Evet, şu da çok gereksiz güzel. Evet, bu da çok gereksiz güzel oldu bu arada. Çünkü bunun kondisyonu bayağı iyi. İstediğim her şey çıktı vallahi. Hemen hızlıca... Ama hızlandırıcı kullanmayacağım. Bir ateş yakalım. İnternet kafe simülatörü ne oldu? Bitirdik. Bitirdik yani. Bir şey kalmadı. Sağlam güncellemeler gelirse belki bir 4-5 ay sonra bir tekrardan bakabiliriz. Çok suyla uğraşmayacağım. Gerçi ısınmak da istiyorum ya. Uğraşsam mıydım yoksa? Suyum ne kadar var? Uğraşalım ya. Gerçi barajdan da suyu bulabilirim de. Ne yapabilirim? Başka bir şey hazırlayabilir miyim? Yani zamanı verimli geçirsem falan. Etraftan çubuk tüyler mi toplasak acaba? Ya da kısa süreli kıyafet dikebiliyorsak dikelim diyeceğim. 15 dakika bunu onarabilirim. Onarayım. Celeste'deki bir kutu fark ediyorum. %5'lik bir fark var. 1-15 dakikamız daha var. Bu 15 dakikada belki şu tişörtü yırtabilirim diyeceğim. 10 dakika yırtalım. Daha çay içeceğiz. Olsun. Çay buluruz zaten. Bunu bir sıcak sıcak içelim. Abi yayınlara yetişemiyorum da yeni haritaya geçiş bölgelerinin nerede olduğunu hakkında bir video yapacak mısın? Yeni haritanın keşif serisi diye bir serimiz var zaten. Orada spesifik olarak konuştuk, baktık, tecrübe ettik. Yani ekstra bir video hazırlamayacağım yani sırf geçiş videosunu ekstra olarak. Çünkü harita geçiş videoları hazır. O da var. Yeni harita için de yeni harita serisi yaptık. Onları inceleyebilirsiniz. Çayımızı içtik. Çayımızı, çorbamızı hazırladık. Ben kavanozumu aldım değil mi? Çok fazla suyum yine yok ama sıkıntı değil. Dediğim gibi halledeceğimizi umuyorum. Zaten bolca ateş yakacağız. Bu seride yani yakmadığımız kadar ateş yakacağız. Her ateş yaktığımızda yarım litre su kaynatsak bile bizim için yeterli. Dokuz tane sırotumuz varmış. O da bizim için yeterli bu arada. Video ne zaman geliyor Long Dark'ın? Bilmiyorum. Ya hangi videodan bahsediyorsun? Ha ben yakıt var biraz da onu ben biraz feneri doldurmam lazım önce. Fener bomboşmuş bak. Feneri dolduktan sonra benzinde de yakarız. Onu iyi dedim. Feneri doldurmayı unuttum.
Hacı caps'le falan yazma. Bobot dövüyor. Bakıyorum. Bir şey yok peki. Kaynar su içerek niye ısınmıyor karakter? Kaynar su içmiyor işte o yüzden. Sislerin içinden bir ayı böğürdü ya. Yok bir şey yok. Et yok. Hacı ben de burger'a gidiyordum ya. Gel beraber gidek. Utanmadan bir de beni hala takip etmeye çalışıyor ya. Bir şey yok bir şey yok. Vallahi yok. Ayı az önce havladı mı lan? Bak bak. Şundan bir tercih yiyeyim de. Ölmeyeyim. Bu arada çikolata yemek için meşalelik böğrümü az önce yaktım. Evet. Hadi bakalım. Yorulduk. Hoş olmadı. Keşke bir kahve bulabilsek oyunda ya. Bir dakika. Drop plan var mı? Şuna bakmam lazım. Tamam. Hadi bakalım. Rotamız belli. Hiç çok fazla ekstra zımbırıklara uğraşmadan önce bir gizemli göl tarafına ofise gideceğiz. Ofisten gizemli göl manzarasına gideriz. Halatımızı alırız. Ağırlığımızı ona göre dengeleriz. Ofisten çıkmadan önce. Ofiste çünkü bir kendimize geleceğiz. Belki bir kıyafet onarım plan işleriyle uğraşacağız. Halledeceğiz. Çok çok yıldır abi. Toplayabildiğimiz her çay bizim için değerli. Bu arada ben 5 ayların sönmesini istemiyorum ya. Belli olmuyor. Sislerin içinden bir de kurt gelir falan filan elimizde bir şey olsun. Yorulmak üzereyiz. Son deparımı atayım. Bugünü kazasız belasız ofise girebilirsek çok iyi olacak. Bu arada Ravin birazcık bizi yoracak. Gerçi Ravin'de bir adrenalin basacağız. Can dolduracağız bu arada Ravin sayesinde. Çünkü aşağı ineceğiz. Aşağıdan mezarı ziyaret edip sonrasında adrenalin basıp halattan çıkıp yukarı gideceğiz. Yukarıdan da tekrardan muhtemelen o baraj girişindeki kulübelere gidip orada bir güzel uyurum. Çünkü adrenalinden sonra yorulacağımız için. Böylelikle bol miktarda hem halattan çok hızlı çıkmış olacağız. Aşağıda çok fazla kaynak harcamamış olacağım çünkü bir gece uyumam gerekecek halattan çıkmak için ve tekrardan kaynak kaybedeceğim yorulacağım için. Vesaire vesaire. Adrenaline basıp can doldurup ıvır zıvır işlerimizi hallederiz diye düşünüyorum. En azından şimdiki uygulayacağım taktik bu. Sadece sakin değil sorun. Orası kolay. Sakinleri de karşı tarafa koymamışlar. Yine dümdüz bir yoldan gideceğiz. Sakinliğe de birazcık hazırlıklı gidersek bir hava durumu da rüzgarın yönü en azından bize uygun gelirse. Çünkü ateş yakmam gerekecek eninde sonunda. Ya da bir fırtınaya yakalanmazsak sıkıntı olmaz ama sakin yere giderken elinde sonunda gezdiğimiz bütün lokasyonlar sayesinde bayağı bir hazırlıklı gitmiş olacağız. Eğer başımıza çok kötü bir şey gelmese de canımız bu gördüğünüzden daha da az olmayacaktır zaten. Ofiste kesin adrenalin çıkmıştır inşallah. Ofiste de ekstra adrenalin varsa var ya. Of ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz yani?
Bulutlar sol arkamda çıktı sanırsam. İleride değil. Bulutlar sol taraftan geliyor. Ofis. Şu anda 100 canla bitirip SS göndermemiz yok mu? Yeah. Ben kendime açıkçası o kadar güvenmiyorum arkadaşlar. Twitch TR'nin en canavet yayıncısı olaraktan açıkçası o konuda kendime güvenmiyorum. Sanırsam burası döneceğimiz yer. Bakayım, evet burası. Bir bakıyoruz ofis yok değil mi? Yıkılmış, yanmış. Şaka. Hadi bakalım. Aynen her evet, onu yapacağız. Tolga aynen. Ben sırf onun için taşıyorum. Yoksa aslında fener taşımayacağım yani. Monitörüm iyi olsa fener taşımayacağım da. Neyse. Şimdi. Ben bir gidip çok da fazla can kaybetmeden gidip yatacağım. Hiç bir şeye bakmıyorum. Bir güzel uyuyalım. %1, %2 bile bizim için değerli. O yüzden hemen yatıyorum abi. İzninizle. Fasulotlarımı gömüyorum. Abi tahmini kaç saat oynamışsın? Toplamda long dark. Steam'imde gözüküyor. Gündem Steam. Spesifik olarak bir rakam istiyorsanız orada. Sekiz saat uyuyalım. Ünlem Steam yazarsanız da aralasansam linki göreceksiniz. Botun çalışması lazım. Şimdi Fener'in yakıtını bekleyelim. Ama öncelikle abla at yemeden önce şu kırık meşaleleri bir elden çıkaralım. Bunlar yer kaplıyor. Çubuğa dönüşsün bunlar. Peki. Güzel. Bolca odunumuz var. Testere biz var. Testere niye taşıyorum bilmiyorum. Belki kaç bacak geldi değil mi? Testere atabilirim. Peki. Dostu şimdilik yine de. Yakacaklara baksana. 14 odun. 3,5 kilo bu. 4,5 kilo bu. Hey yavrum hey. 8 kilo sadece bu ikisi diyor. Bir de burada 1,5 var. 10 kilo odun taşıyorum şu an. Bir de 2,5 kilo odun... Yani. Biraz yani harbiden İşte istediğim şey buydu. İkinci kavanoza ihtiyacım vardı. Peki. Büyüteç almayacağım ya. Büyüteç ne ya? Kitap da almak istemiyorum. Yanımda 5 tane kitap var açıkçası. Aygöt'ün durumu söz konusu biraz. Yani yeter başka bir şey verin. Oyun. Bana daha güzel şeyler vereceksin. Ben bilmem. Bana bir kahve ver artık ya.
Allah kahve işimizi o kadar güzel kolaylaştırır ki. Yani şimdi kahvemiz olmuş olsaydı mesela şu an kaybettiğimiz belli bir miktarda %5'lik %6'lık şeyi kaybetmemiş olurduk bu arada. Onları birazcık yorgunluktan kaybettik. En azından onları kaybetmemiş olurduk. O yüzden kahve değerli. Bakıyorum başka bir şeyler var mı diye. Antibiyotik taşıyalım. Suyumuz var mı? Suyumuzu içelim. Bileme taşını alalım. Bir tane bileme taşı taşımamızda fayda var. Necamızı bir onaracağız çünkü bir ara. Ne kadar yemeğimiz var? Az da olsa bir şeyler var en azından. Çay, çorba hiçbir şey yok bu arada ya. Çok üzücü. Keşke bir çayım olaydı. Harbiden. Keşke bir çayım olsaydı yani. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Neyse. Şu an pek dikiş dikemeyeceğim. Bizim ne kadar kumaşımız var bu arada? Onu bir kontrol edelim. 5 tane kumaşımız var. Peki. Çık yukarı. Ha bir dakika. Burada perde var. Yukarıda ateş yakacağım. Madem bu kadar kitap var, bu kadar ıbır zıbır var. Yukarıda bir ateş yakayım ben. Ver şu kitapların hepsini. Ver. Şuraya tencereyle şunu koy. Madem öyle, ver kitabı da. Madem öyle. Zaten yolumuz oradan gidecek Tamer. Yine bir yolumuz oradan gidecek. Hasrotlarını alacağız. Hızlandırıcı kullanmıyorum. Yeterince kibritimiz var zaten. Hızlandırıcıları boş harcamayalım. Dışarıda kullanırız onları daha ziyade. Ateşimizi yakalım. Tamam. Tencere suyumuzu falan kaynatalım. Bu arada ben dikiş falan buradaki yan ateşin ışığını kullanarak dikiş nakış işlerini halledeyim. Elimdeki yemekleri de böyle kullanacağım zaten. Kitapların bir kısmını at. Şu toplanmış odunların bir kısmını at. Şurada hemen kutunun içinde bir su ayarlayalım. Tencerenin içinde de 2 litre su ayarlayalım. Kutudaki belki hava buharlaşabilir. Çok umurumda değil açıkçası ama önemli kıyafetleri birazcık onarmak istiyorum açıkçası. Mesela şunu bir kere elden geçirmek istiyorum. 45 dakika onarma süresi var. Çok güzel. Küçük kavanozdaki su da buharlaşmayacak o sürede. Güzel. Küçük kabanoza bir daha su koyalım. Pantolonun durumu çok iyi değil ama pantolon da çok iyi bir kıyafet değil zaten. Bunları yırtmak için bekletiyorum. Şu %50'lik kaza onarabilirim. Burada bir şu çorbayı ısıtalım. Pişirip yiyelim. Aynen o vay. 15 dakikası var. Bitki yokmuş. Ben bir için şey sandım. Üzerinde bitki çay hazırlayacaktım da. Sıcak çorbayı yiyelim. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Ne kadar kumaşım var? Bu kadar kumaşım var. Peki ben bu deriyi alsam
Bunu da alsam. Bunu da alsam. Gayet güzel olur. Bunu atıyorum. İki tane yeterli benim için. Bunlar yakılacak kitaplar zaten. Fener'de daha fazla yakıt kalmamış. Dikkat etmemiz lazım Fener'i kullanırken de. Bir tane çayımız var. Odunumuz zıvır zıvırımız duruyor. 29 kiloyuz. Birazcık ağırız. Birazcık ağırız. Testereyi bırakıyorum. 1 kiloluk ağırlıktan kurtulmak için. Aslında şu kitapları atıyorum. Kafa karıştırmasın. Bunun yanı sıra başka bir şey de bırakamam ya. Yani çok değerli bunların hepsi benim için. 32 kilometre devam edeceğiz artık yolculuğa, yapacak bir şey yok. Son çikolata da yiyelim. Ateşimiz yanarken 8 saatlik sağlam güzel bir uyku daha uyuyalım. Yay! Dışarı çok güzel, evet evet. Ve güzel. Oy oy oy. Burada kaç gün olduğu yazmıyor. Ha yazıyor 2. Okay. Ekstra günlük yok ama. Burada efendim, yeni mücadelemiz olan uykusuz her gece serüveninin bugünlük sonuna geliyoruz. Ofisin çevresindeki huş burnundan henüz almadım, alacağım. Çıktığım zaman alacağım. Bir sonraki The Long Dark uykusuz her gece yayını uykusuz neydi? Uyuyan Ölüler, ha. Uyuyan Ölüler serisinin devamı. Bir sonraki yayın ne zaman olur ya, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bakarız. Duyurusunu yaparız. Onu yapacak bir şey yok. Efendim, YouTube'a karşı verdiğimiz savaşta sizlerle destek vermek istiyorsanız bu kanal çünkü hiçbir zaman için önerilmeyecek. Bunun için sizler bir şey yapmazsanız önerilmeyecek. Bizler bir şey yapmazsak önerilmeyecek. O yüzden beğenileri ve hashtag algoritmaları eksik etmeyin yorumlardan. Ki kanal birazcık daha bir trafik kazansın. Belki YouTube görür de yıllar sonra bu videoları önerir. Bizler de azıcık görünürlük sağlarız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmadıysanız hala abone olun lütfen. Aradaki droplardan dolayı da af buyurun. Yapacak bir şey yok. Teknik sıkıntılar oluyor zaman zaman. Güzel gidiyor seri. Umarım güzel de bitecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.